bilgilerin gizliliğinin korunması şifrelemeyle gerçekleştiriliyor idi. Kullanıcı güvenliği tabii önemli parametrelerden bir tanesi ağdaki herhangi bir sistemi, bu bir sunucu olabilir, kişisel bilgisayar olabilir veya ağdaki iletim cihazları olabilir. Burada kullanıcılar tanımlıdır. Tabii bunun için kullanıcıların gerek duydukları kaynaklara erişimlerini kolaylaştırmak ve öyle kaynaklar vardır ki bazı kullanıcıların erişim yapmasını istemeyebilirsiniz veya yetkisi yoktur. Bunların da kısıtlanması gerekiyor. Diyelim işleri yapması gerekli olmayan kaynakları ise kullanıcıdan uzak tutmak, hatta gizlemek ve erişimlerini ne yapmak? Engellemek söz konusu olacak. Bu da tabii iki kullanıcıların kullanacakları kaynaklara kolay erişimlerini sağlamak, kullanmaları gerekmeyen veya erişmeleri mahsur olan kaynakları da engellemek. Bu kapsamda tabii bazı kullanıcılar hakları olmayan kaynaklara erişmek isteyebilirler. Onlar için de ayrı tedbirler almak önemli olmakta. İşte bu da önemli nokta da kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmalarının oluşturulması gerekiyor. Dosya güvenliğinde işte dosya erişimini denetlemek, yetkisiz olanların erişimini engellemek, dosya bütünlüğünü korumak. Bu önemli hususlardan bir tanesi. Biliyorsunuz sayısal ortamda dosyaların değiştirilmesi kolay bir şey. Değiştirildikten sonra da değiştirildiğinin anlaşılması eğer tedbir alınmamışsa öyle kolay bir şey değil. Dosya değişmiş olabilir ama içinde neler değişti bunu da bilemezsiniz. Onun için de sağlamak için de biraz önce bahsettiğimiz sayısal imza mekanizmalarının oluşturulması gerekiyor. Yeni oluşturulan dosyaların sayısal olarak imzalanması neticesinde değişikliklerin anlaşılması mümkün olabiliyor. Burada tabii kullanıcılarda en önemli konulardan bir tanesi parola ve şifre. Paroların seçilmesi ve bunların korunması önemli olmakta. En kolay erişim yöntemleri biliyorsunuz kullanıcı adı ve kullanıcının kendi seçeceği bir şifresinin olması. Ancak bu bilinçli olmayan kullanıcılar tarafından tam anlaşılamadığı için çok basit tahmin edilebilen, kolay tahmin edilebilen şifrelerin, parolaların seçilmesi, parolaların gizliliğinin önemsenmemesi, sağa sola her yere yazılması, normalde hiçbir yere yazmamak gerekir. Artı parolalar kullanılırken başkalarının izlemesini engelleyecek şekilde kullanılması gibi hususlara dikkat etmek gerekiyor. Mesela iyi bir parola nasıl oluşturulur veya güvenli parola nasıl oluşturulur ondan bahsedelim. Şimdi parolaların arkadaşlar açığa çıkarılması veya başkaları tarafından öğrenilmesinin yollarını düşünmek lazım. Nasıl öğrenebilirler? Deneme yanılma yolu. Buna brute force saldırısı deniliyor. O parolaların denenerek bulunma ihtimali. Denenerek bulunma ihtimalinin önüne geçmek için de tedbir nedir? Parolanın olabildiğince uzun olmasını sağlamak. Artı parola alternatifle deneme yanılmayla bulacak yer. Olabildiğince çok alternatif olması. Çok alternatif olması nasıl sağlanır? Farklı tiplerde
Nasıl sağlanır? İnan çok var. Evet. Temelde şudur. Parolayı bu oluşturacağınız bir alfabe var. Bu alfabeden seçeceğiniz karakter sayısı var. Şöyle P diyelim. Alfabe. Bu alfabeden seçeceğiniz K'lı kombinasyon sayısı. K uzunluğundaki parola sayısı. Bu alfabenizin genişliği, büyüklüğü ne kadar fazlaysa ve şu K da ne kadar uzunsa o kadar farklı parola alternatifi söz konusu olacaktır. İşte derler ki işte küçüklü büyüklü harfler kullanın, rakamları kullanın. Mesela küçüklü büyüklü karakterleri kullanırsak normalde 26 artı 26 burası şunlar küçük harfler, bunlar büyük harfler. Artı rakamları kullanırsanız artı 10. İşte 5-6 tane de diğer karakterleri kullanırsanız onları da eklerseniz ne yapar? 52, 62 artı diyelim ki 8 olsun 70 tane farklı karakterden oluşan alfabeyi düşünün. Bunlar içerisinden de en az 6 karışık 6 karakterli karışık karakterlerden oluşan şifreyi düşünün. Ne olacaktır? 70 üzeri 6 tane farklı şifre veya parola alternatifi olacaktır. Deneme yanılma yapan kişi ne yapması gerekir? Bunları baştan başlayıp denemesi gerekir. Ne kadar çok olursa tahmini o kadar zor olur. İşte 0 ile 9 arasındaki rakamları kullanarak tek rakamlı parola oluşturup en fazla 10 denemede ne yapılır? Bulunur. Dolayısıyla işte deneme yanılmayı engellemek amacıyla işte en azından alfabetik ve bir tane de alfabetik olmayan karakter içermesi, en az 6 karakter uzunluğunda olması, bilinen isimlerden oluşmaması, işte kullanıcı adın ve baş harflerinden oluşmaması, çocuklarının işte diğer belirgin kişi ve adlarının karakterlerini içermemesi, doğum tarihi olmaması, yani bilinen bilgilerden oluşmaması istenir ki saldırgan, kötü niyetli kişi önce bunları dener. Neden? İnsanların doğal alışkanlığı kolay aklında tutabileceği parolaları seçer. Çocuğunun adı, atıyorum işte köpeğin adı, ne bileyim kendi doğum tarihi filan gibi. Bunları seçer. Tabi saldırgan da bu zafiyeti bildiği için önce onları dener. Parola tahmini için. Bu tabi parola seçmenin önemli hususlar. Diğeri de parolaların korunması. Paroları belirli periyotlarda değiştirmek gerekir. Çünkü zaman içerisinde girerken başkaları görmüş olabilir. Bazı durumlarda açık metin olarak iletilmiş bir yerlere kaydedilmiş olabilir. O nedenle periyodik olarak değiştirmek gerekir. Bazı bilgi sistemleri değiştirmeye zorlarlar. Örneğin bankadaki hesabınız varsa bir ayda ve iki ayda bir sizi zorlar hocam değiştirmeye. Onlar da abartıyorlar hocam. Son 10 taneden farklı diyor hocam yani. Tabii yani. Hocam yani. Ben hocam mesela 2 ayda bir değiştirdim. Ya dolayısıyla en fazla 2 ayda bir değiştirmeye zorlarlar. Çünkü orası milyonda bir riski bile büyük risk olarak kabul eder. Dolayısıyla neredeyse riski sıfıra yaklaştırmaya çalışırlar. Oradan ileri geliyor. Dolayısıyla bu konu ağ güvenliği, paralel olarak bilgi güvenliği konusu son senelerin popüler konuları içerisine girmiş durumda ve artık firmalar
dünyadaki büyük araştırma kurumları, kuruluşlar sıklıkla güvenlik elemanı talebinde bulunuyorlar. Bakıyor çok artmaya başladı. Profesyonel bilgi güvenliği elemanı talepleri çok artmaya başladı. Dolayısıyla bu tabii ayrıca ders konusu olacak, hatta birkaç ders konusu olacak konu içerisinde. Biraz sonra kısmından bir şey bahsedeceğim. Diğer konu, buraya kadar soru var mı? Ağ güvenliğiyle ilgili soru var mı? Var mı? Geçmeden sorun. Şimdi diğer de standartlaşma ağ ürünlerinde ve ağ elemanda standartlaşma nedir, eleman nedir ve önemi nedir? Arkadaşlar biliyorsunuz bilgisayar ağları dünyanın her yerinde farklı marka model cihaz ve yazılımların bütünleşik olarak çalıştığı bir ortam. Öyle olunca da bunların şeffaf olarak birbirleriyle haberleşmesi ve arada başka dönüşümlere veya ara manuel yapılacak işlemlere gerek duyulmadan veri iletiminin gerçekleştirilmesi önemli hususlardan bir tanesi. Peki öyle olunca farklı firmalar farklı ürünler geliştiriyorlar. 10 sene önceki ürünler bu sene üretilen ürünlerle birlikte çalışmak durumunda oluyorlar. O zaman belli düzeyde standart şekilde üretilmeleri ve bu standartlar ile satışa sunulmaları bu farklı ürünlerin birbirleriyle haberleşmeleri için olmazsa olmaz koşullarda bir tane. İşte bu kapsamda Uluslararası Standart Organizasyonu tabii standartlaşmanın genel tanımı yanında bilgisayar ağlarındaki standartlaşma çok daha önemli olmakta. Çünkü dünyanın her tarafında bu ağ bağlanıyor ve bunu haberleşme yapıyorsunuz. Dolayısıyla bunların en azından belli seviyelerde ortak noktaların olması gerekiyor. En azından haberleşme protokolü hepsinde aynı olacak veya aynı değilse dönüştüren bir ara birim veya geçit olacak. Dolayısıyla nedir? İşte kurallara, tanımlanan kurallara uyma, standartlaşma aslında toplum kalite ekonomik çözüm arama çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkan bir etkinlik. Temel olarak mal ve hizmet üretiminde aranacak özellikleri ortaya koymak. Bunlar ekonomik olarak yapılması gereken hususlar. Üreticiye, tüketiciye faydaları. Üretici belirli plan ve programa göre yapılanmasına yardım ediyor. Uygun kalite ve seri üretim olanak sağlıyor. Kayıp ve atıkları en az düzeye indiriyor. Verimliliği ve karlılığı arttırıyor. İşte depolama taşımayı kolaylaştırıyor. Maliyeti düşürüyor. Yani üretici için faydaları yanında tüketici için de faydaları ve ekonomiye faydalar olacak. Ekonomiye faydalarını düşünürsek sanayi belli hedeflere yönlendiriyor. İşte standartlaşma olunca o hedefe uygun şekilde üretim tesisleri oluşturuluyor. Kalitenin gelişmesine yardımcı oluyor. Arz ve talebin dengelenmesine yardım ediyor. Yanlış anlamaları ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırıyor. Örneğin bir ürün tarif ediyorsunuz. Ayrı ayrı tarif etmek yerine şu standarda uygun olacak derseniz o zaman o standartta her şey açıktır ve yanlış anlaşılmaların önüne geçer. İhracat ve ithalattaki avantajları gerçekleştiriyor. Tabii bu kapsamda yan sanayi dallarının gelişmesini sağlıyor. Rekabeti geliştiriyor. Kötü malı piyasada bulundurmuyor veya o kötü malın dolaşımını engelliyor. Tüketiciye faydalarına bakarsak işte tüketicinin can mal güvenliğini koruyor. Karşılaştırma seçim kolaylığı sağlıyor. Sipariş verme ve satın almayı kolaylaştırıyor.
fiyat ve kalite yönünden aldanmaları önlüyor, ucuzluğa sağlıyor, ruh sağlığını koruyor, koruyor, stresi önlüyor. İşte getiriyorsunuz, bir yerden printer aldınız, bir yerden bilgisayar aldınız, bir yerden klavye aldınız, öbür taraftan mouse aldınız, bir yerden ekran aldınız, 5 tane 6 bin. İnterfeysleri standart değil, bağlayamıyorsunuz birbirine. Hiçbirisi birbirleriyle konuşamıyor mesela, düşünün. Ruh sağlığınız bozulur. Tüketicinin bilinçlenmesinde etkin rol oynuyor. Tabii ağ standartlaşması burada özellikle bilgisayar ürünleri ve bilgisayar ve bilişim sistemleri hep birbirleriyle iletişim kurmaları gerektiği için bu standartlaşma burada çok daha önemli olmakta. Tabi burada farklı üretici üretteki bilgisayar birbirleriyle haberleşmeleri olanak tanımakla kalmaz. Aynı zamanda standartlara uygun ürünlerin pazar payını da arttırıyor. Sistemin kabul edilmiş özelliklerini tanımladığında üretici firmalar yol gösterici oluyor. Birbirleriyle bağdaşabilirliği konusunda güvence veriyor. Biraz önce söylediğimiz için birbirleriyle haberleşme konuşmaları. Ağ işleticilerine işletim bakım kolaylığı sağlıyor. Diğer ağların birbirleriyle doğrudan haberleşebilmelerine olanak tanıyor. Dezavantaj gibi görünen yönlerini düşünecek olursa standartlaşmanın geliştirilmesi, gözden geçirilmesi zaman alıyor. Tabi standartlar oturana kadar farklı ürünler üretilmesi söz konusu oluyor. Bu durumda standartlar teknolojilerin gerisinde kalabiliyor. Aynı konuda farklı standartlaşma oluşturulabiliyor. Bu yakın işbirliğine giderek son halini elde etmek mümkün olabiliyor. Şimdi burada bir size yaşadığım bir örneği söyleyeyim. Kişisel bilgisayarların çıkışı 1984-85 yıllara dayanıyor. O zaman tam kişisel bilgisayar değil de biraz daha işte bilgisayara bir televizyonu monitör olarak kullanan böyle küçük oyuncak türü makineler, işte 8 bitlik Z80 işlemcili çoğunlukla olan bilgisayarlar var. Daha sonra Intel'in 80-86 işlemcisi tabanlı ve Microsoft'un MS-DOS işletim sistemini kullanan XT bilgisayarlar çıktı. Onlar başlangıçta farklı ürünler de çıktı. Mesela 90'lı yıllarda IBM kendi standardı ile microchannel architecture'ında bu da, interface olarak kartların bağlanmasıyla ilgili interface olarak microchannel mimarisinde bir bilgisayar üretti. IBM PS2 adını verdiler. Bir miktar piyasada satıldı. Fakat işletim sistemi gene MS-DOS'a benzeyen kendilerinin oluşturdukları bir işletim sistemiydi. 90'lı senelerden sonra Uzak Doğu'da PCI interface'ini, ara birimini yaygın olarak kullanan düşük maliyetli kişisel bilgisayarlar hızla üretilmeye başlandı. Tabii bu da Microsoft'un MS-DOS işletim sistemini kullanan bilgisayarlar. Fiyatları da düşük olunca hızla dünyada yayıldı ve standart o tarafa doğru gitti. Ve artık PCI interface ara birimi olan kartlar fiyatları da düşük, kullanıcı da çok rağbet gösterdi ve oraya doğru yönelme oldu. Bu arada
Microsoft'un MS-DOS işletim sistemi üzerinde çok fazla geliştirilen uygulama yazılımları ile kullanıcılardan büyük bir talep aldı ve bir süre sonra IBM Microchannel mimarisini terk etti. Artık satamaz hale geldi ve bitti orada. Ve kendisi Aptiva adında aynı uzak doğuda kişisel bilgisayar ürettirdi IBM. Bir süre sonra tabii öyle markalı makinelerin fiyatı biraz fazla olduğu için kullanıcılar biraz az rağbet gösterdi ve işte OEM dediğimiz bilgisayarlar hızla yaygınlaştı ve günümüze kadar geldi. Tabii işletim sistemi olarak da popüler işletim sistemi o zaman Microsoft ve Unix tabanlı işletim sistemleri yaygın. Unix tabanlı işletim sistemleri tabii daha çok büyük şeylerde risk tabanlı mimarilerde yaygındı. Kişisel bilgisayarlarda Xenix diye bir işletim sistemi vardı. Unix tabanlıydı. O da çok fazla tutmadı. En son Linux yanlış hatırlamıyorsam 1992-93'lerde Linux'un ilk versiyonu çıktığında ondan sıklıkla kullanılmaya başlandı ve Linux açık kaynak kodlu olarak oldukça fazla talep gördü. Microsoft'un bazı kapalılık stratejisinden dolayı da hızla Linux'a doğru bir eğilim belirdi. Ve tabii daha önce Microsoft üzerinde geliştirilmiş programların çalışabilirliği kişisel bilgisayar ve Microsoft ürünlerinin devam etmesini sağladı. İkisi de paralel şekilde gelişti. İşte günümüzde şimdi Linux Unix tabanlı. Tabii daha güçlü risk işlemci tabanlı ve esasen Unix işletim sistemine sahip büyük firmaların HP'nin var. Ondan sonra Motorola'nın sistemleri var. Başka Unix tabanlı sistemler var. Ama ikisi de hem Unix tabanlı hem de Microsoft tabanlı işletim sistemi ve platformlar gelişmeye devam etti ve ikisi ayrı standart olarak devam ediyor. Her ikisinin de kullanıcısı nedir mevcut. Aralarda da dosya transferi vesaire işlemleri de bazı şeyler olsa da kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Dolayısıyla IBM gibi büyük bir firma dahi kendi bir standart oluşturmak istemesine rağmen ondan dönüp teknolojinin veya kullanıcı temelli bir yapı olmuş olduğu öbür tarafta oraya uymak durumunda kaldı. Dolayısıyla bu açıdan standartlaşma önemli olmakta. Şimdi buraya kadar soru var mı? Şunu vereyim, dolaştım aranızda. Son olarak arkadaşlar, burada konuları bitirdik. Size anlatacağım bir husus daha var. Bunu daha önce diğer hocalar da derslerde bahsetmiş olabilir. Son sınıfta normalde bunları 3. sınıflara değişik şeylerde anlatıyoruz. Son sınıfta biliyorsunuz bütün dersler seçmeli. Öyle olunca geçen sene bir çalışma yaptık. Burada son sınıfta seçmeli dersleri gruplandıralım. Biraz daha uzmanlaşmaya doğru gitsin arkadaşlar diye. Bu uzmanlaşma konusunda hangi alanlar olabilir diye düşünüp 3 tane alan seçtik ve bunu bu sene uygulamaya koyduk ama
tam olarak işlevliği olmadı. Nedir bu şeyler, uzmanlık alanları diyecek olursak neye dayanarak baktık? Şimdi uzmanlık alanları neden gerekli? Tabii artık bilişim teknolojileri çok hızlı gelişiyor ve bilgisayar mühendisliği disiplini, genel bir bilgisayar mühendisliği altyapısı vermekle birlikte mezun olduğunuzda siz değişik alanlarda çalışmak durumunda kalıyorsunuz. Bazen gittiğiniz yerlerde bir sürü işi yapmak durumunda olabiliyorsunuz. Yazılımda olabilir, sistemde olabiliyor, ondan sonra güvenlikte olabiliyor. ama biraz daha uzmanlaşmak daha kaliteli şekilde hizmet vermesini sağlıyor. O nedenle uzmanlık alanları bu açıdan önemli. Zaten lisansüstü eğitim yaptığınızda doğrudan bir alana yönelmek durumunda oluyorsunuz. Hangi uzmanlık alanları derseniz, hangi uzmanlık alanları konusu tabii çok tartışılabilir. Dünyadaki trendlere inceledik. Diğer başka üniversitelerdeki lisanstaki uzmanlık alanları nereye doğru gidiyor? Bunlara baktık, 3 tane alan belirledik. Bu 3 tane alan, tabi bunları bahsettik. Şimdi belirledim 3 tane alan, sistem mühendisliği, bu donanım kapsadığı gibi genel sistem mimarisi, sistem yapısını içeriyor. İş hayatında sistem mühendisi olarak çalışan birçok şey var, kişi var. Yani mesela bilgi işlem yöneticileri hep sistem mühendisi gibi çalışırlar. Yani her ne kadar yazılımla da ilgilenseler de sistem mühendisi olarak çalışırlar. Yazılım mühendisliği, bu tabii çok rağbet gören konulardan bir tanesi. Yazılımdan hiçbir şekilde kaçmak mümkün değil. Az veya çok sistem mühendisi de olsanız, güvenlik çalışsanız da gene yazılımla iç içe olmak durumundasınız. Ama sadece yazılım olarak da ayrı düşünmek söz konusu. Diğeri de son senelerin biraz önce ağ güvenliğinde de bahsettik. Son senelerin popüler konuları içerisinde bilgisayarları ve güvenlik konusu. Son senelerde işte siber güvenlik olarak da yaygın hale geldi. Bu alanda artık uzman eleman yetiştirilme zorunluluğu had safhada. Dolayısıyla burada da uzmanlaşan kişilerin talepleri veya kişilere olan talepler çok artmış durumda. Şimdi son sınıftaki dersleri seçerken bu gruplardan bir tanesini belirleyip o gruptaki dersleri seçebiliyorsunuz ama başka gruptan da ders alabiliyorsunuz. Şimdi o gruptaki derslere bakacak olursak her grubun bir zorunlu dersleri var, seçmeli dersleri var. Grubun zorunlu dersini aldıktan sonra o gruptan veya diğer gruptan seçmeli ders alabiliyorsunuz. Dolayısıyla sistem mühendisliğinde zorunlular, gömülü sistemler, gerçek zaman sistem mimarisi, lineer sistem ve sinyal işaretler, bunları aldıktan sonra diğerleri, diğer disiplinlerden, diğer bölümlerden, mesela bunları alıp yazılımdan diğer dersleri de alabiliyorsunuz. Yani alan seçmeli derslerden almak söz konusu ve diğer disiplinlerin derslerinden de seçebiliyorsunuz. Burada şey yapılan seçler mesela A protokolleri network'ün şey dersleri içerisinde, makine öğrenmesi yazılımın şey konuları içerisine giriyor. İnsan bilgisayar etkileşimi her disipline girebilecek. Grafik her disipline girebilecek şeyler. Vision her disipline girebilecek şeyler. İşte ağ bilgi güvenliği, güvenlik içerisinde. Dolayısıyla diğer şeyden, yazılımdan da seçmek mümkün olabilmek. Yazılım mühendisliğinde zorunlu seçmeliler nesneye dayalı analiz, tasarım ve gelişmiş yazılım mühendisliği.
bunları mecbur almak, bu dersle aval seçmelerden en az 5 tanesini alıp diğer kalanı da başka disiplinlerden veya başka paketlerden alabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz şeyler, dersler. Burada belirlenirken mesela Computer Graphics burada da var. Bakın Vision burada da var. İnsan bilgisayar etkileşim, makine öğretmesi burada da var. İnternet teknolojileri her disipline girebilecek şey ders içerisinde. Bir de bilgisayar ağları ve güvenlik. Burada ağ protokolleri, ağ bilgi güvenliği, kriptografiye giriş ve hareketli ağlar zorunlu seçmeler. Buradan da bunların içinde en az 3 tanesi alınıp seçmelerde biraz daha esnek. Mesela algoritma analizi yazılımın ders konuları içerisinde. Arkadaşlar bakın, siz orada bak ders, tüm derste konuşuyorsunuz. En sonunda savrumunu taşıyacaksınız. Ha. Evet, evet. Ya iyi de yani müzakere etmek zorunda mısın? İmzalayıp gideceksiniz ya. Ya müzakere ediyorsun şey imza şeysini. Yoklama listesini neredeyse. Gömülü sistemler sistemin dersi içerisinde. Object Oriented Analysis yazılımın Advanced Software Engineering yazılımın. Bakın gördüğünüz gibi güvenliği seçip de diğer şeyleri yazılımdan da seçmek mümkün. Ama güvenlik konusunda daha bir fazla derin bilgi sahibi oluyorsunuz. Yazılımdan da kopmamış oluyorsunuz. Böyle bir düzenleme yaptık. Bunu önümüzdeki yüzde dersleri seçiminde, ders seçiminde alanı seçtikten sonra seçmeli derslerinizi de ona göre ayarlayacaksınız. Ve artık son sınıfta belli bir alana biraz daha yönelme ve uzmanlaşma ya gitmeniz sizin yararınıza diye değerlendiriyoruz ve böyle bir düzenleme yaptık ki bu konuda bilginiz olsun, daha bilinçli şekilde kendi çalışma alanınızı belirleyin. Şunu seçin, bunu seçin diye söylemiyoruz. Herkes değerlendirip kendi seçimini yapması nedir? Daha doğru olacaktır. Şimdi bu arada sorusu olan var mı? Hocam burada istersen hepsi yani şu an verilmiyor değil mi? Mesela lineer sistemde sinyal. Açılanlardan seçeceksiniz arkadaşlar. Ona göre açıyoruz dersleri. Açılanlardan seç. Açılmayandan tabii güz ve bahar dönemine bağlı olarak güz döneminde başka ders, bahar döneminde başka ders açıyor. Ona göre açılanlardan seçeceksiniz doğal olarak. Başka? Çok güzel fakat yazılım mühendisliği sanırım birkaç bölümü kapsıyor gibi görünüyor. Mesela ben araştırdığım üniversitelerde multimedya ve grafik diye ayrı bir bölüm olduğunu da biliyorum. Hatta genelde gördüğüm kadarıyla Erasmus araştırdığım süreç boyunca Avrupa'daki okullarda üçe bölmüşler ve işte birisi bilgisayar ağları ve güvenlik, diğeri sistem, diğeri de multimedya ve grafik alanına bölünmüş. Aslına bakarsanız yazılım biraz daha grafik kısmını da içine alıyormuş gibi olduğu için öğrencilerin tercihi daha çok yazılıma olmuş olabilir diye düşünüyorum. Hani iki grubu da içerisinde barındırıyor gibi görünüyor. Mesela bilgisayar ağları ve güvenlik daha spesifik bir konu. Ama yazılım çok daha genel olduğu için birçok öğrenci orayı seçti bence. Arkadaşlar geçen yıl çok iyi de bilgilendirme yapılmadı. Onun da etkisi var. Yani burada bakın. İlla ki şunu seçin diye herhangi bir şey söylemedim dikkat ederseniz. Mesela yazılımı bitirip güvenlik alanında çalışma da yapabilirsiniz. Ama biraz daha fazla çaba sarf edersiniz. Ama dediğim gibi güvenliği seçip orada yazılımla ilgili dersleri de aldığınızda yazılımcı olarak da çalışabilirsiniz. Yani bu sizin sonraki şansınızı, alternatiflerinizi daha da arttıracak bir şey, opsiyondur. Daha sonra da işte bitirince de bu paketleri bitirene ilave bir sertifika hazırlayıp işte bu alanda uzmandır şeklinde bir sertifika vereceğiz. Bölümden onaylı. Dolayısıyla işte gittiğiniz zaman ben atıyorum.